yaptığı muttan ses çıkmıyor kardeşim yani. Tamam, her tarafı uda benziyor. Pırıl pırıl. Bir an sanki içimde kurulmuş bir şey var, bir mekanizma var, bir ses. Ya sen bugüne kadar matematik, fizik, akustik bu konularda birçok şey duydun, birçok şey öğrendin, okudun hatta. Ya o sırada da mimarlık okuyorum. Bak akustik dersi okuyorsun, yani bu akustik nedir? Ama kaynak yok. Baktım o Derya, her tarafı yüksek matematik. Ha dedim, tamam, matematik çalışacağız. Ama ilk sayfalarında bir denklemin frekans formülleri var. Böyle tam işime yarayacak bir şey. Ha, bak odun altında da kapağının içinde de kirişler var. Onların formülü işte burada dedim. Ve o formülleri anlamaya çalıştım. 10 senemi yedi bu. 10 sene bu kirişlerin sesi nasıl etkilediğini formüle etmeye çalıştım. Sonuçta da başardım herhalde. Bugün bir sesi duyduğum zaman o sesin nereden, nasıl o şekilde gelebildiğini iyi kötü anlayabiliyorum. Aslında çok karmaşık bir mühendislik meselesidir. Bir müzik aletinin analizini yapacak bugün son derece gelişmiş laboratuvarlar var. Çok gelişmiş bilgisayar programlarıyla insanlar bunları anlamaya çalışıyorlar. Oldukça karmaşık bir matematik var işin içinde. Bunu hasbelkader oradan buradan işte bir takım okullarda öğrendiğim bilgilerle harmanlayaraktan bir hale getirebilme şansı bana verildi. Yani bu şansa herkes sahip değil. Dünyada birçok müzik aleti yapan insan var. Hepsinin farklı bir yöntemi var. Ben uzunca bir süredir, 5-6 senedir imalatın elle yapılan kısmından uzağım. Sesin tasarımıyla ilgileniyorum. Sesi o bilgisayar programında önce tasarlıyorum. Sonra ilgili arkadaşa veriyorum. O yaptığım hesaplar uyarınca balkon çıtalarını hazırlıyor arkadaşımız. Ben sadece onun frekansları doğru yapıp yapmadığını kontrol ediyorum. Ve sonra da ut bitince onun tellenmesinden sonra akordunu yapıyorum. İşte biraz çalıyorum. Olup olmadığı konusunda son kararı veriyorum. Şimdi udun 4 ana parçası var. Biri gövde kısmı, işte o şişkin armudi kısım. İkincisi onu örten kapak. Üçüncüsü sap. Dördüncüsü burguların takıldığı burguluk dediğimiz kısım. Şimdi bu 4 parçayı klasik yöntemle çalışan bir arkadaş, ki ben de 10 küsur yıl o şekilde çalıştım. Hepsini birden yapmak zorunda. Yani bir tekne dediğimiz o gövde kısmının üzerine sap ilave edilir. Üstüne ses tablası, yani kapak takılır. Burguluk yerine konur. Ondan sonra da bir de tuş dediğimiz üstündeki sert ağaçtan yapılan kısım yapıştırılarak tamamlanır. Ondan sonra cilas yapılır, tellenir filan. Ses tablası için belli başlı iki ağaç vardır. Ladin ve sedir. Ladin Türkiye'de yetişen bir ağaç. Karadeniz bölgesinde, Doğu Karadeniz'de özellikle çok üstün nitelikli ladin ağacı vardır. Sedir ise Kanada sediri makbuldür. İşte o da dışarıdan gelir. Bütün bu ağaçları belli bir denge içerisinde hem göze hem kulağa hitap edecek bir kompozisyon içerisinde birleştirmek ise biraz beğeni işidir, biraz tecrübe işidir. Biraz da o enstrümanı çalacak
insanın zevkine bağlıdır. Müzik aleti yapılacak olan ağacın son derece kuru olması gerekir. İnsan, biz ses tablası yapacağımız ağaçları alırız, depolarız. Yani 5 seneden önce, alındığı tarihten itibaren 5 seneden önce kullanmayız. Ağaç kesilir, ormanda bir süre kalır. Sonra nakledilir, fabrikaya gelir. Fabrikada da bir süre kalır, kesilir. Kesildikten sonra alan tüccarın elinde de bir süre kalır, biz alırız. Ve biz o noktaya kadar ne kadar süre geçtiğini bilmeyiz. Ama ağacın dokusu bize ne zaman kesildiğini tahmin edecek bir ipucu verir. İşte kuru olması mesela en önemli ipucudur. En aşağı 2-3 sene olmuştur diye tahmin edebiliriz. Fakat biz yine de aldığımız ağacı 5 sene bekletiriz. En azından 5 sene bekletiriz. Un bir canlı gibidir. Ölü malzemelerden, yaşamayan ağaçlardan yapılır ama ağaç dokusu itibariyle her an canlıdır. Her parçadaki küçücük bir fark onun kendi kişiliğini oluşturur. Ve o canlılığın işaretidir.